Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir çörek tarifimiz var arkadaşlar. Şöyle hemen malzemelerim burada. Bir su bardağı ılık sütümüz var. Şöyle bir su bardağı ılık suyumuz. Bir tatlı kaşığı toz şekerimiz. Bir tatlı kaşığı şöyle mayamız var. Şöyle çırpıcımızla bunu güzelce bir karıştıralım. Şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağımız var. Bunu kenara aldım. Burada 5 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Unumuzun yarıdan fazlasını şöyle ekledim. Yine bir tatlı kaşığı tuzumuz. Hamurumuz orta yumuşaklıkta olacak. Hemen toparlandı gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yukarı çekiştirin. Hamuruma girmesin. Hiç sevmem. Arkadaşlar uzun kurulu şeylere şey iş yapmaya ama bugün neyse aşağı doğru iniyor. Biraz daha onu ilave edelim. Un kalitesine göre değişebilir un miktarı arkadaşlar. Soğunlarımızı kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun yoğurması bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patladı. Pürüzsüz bir hamur oldu. Şöyle hemen hamurumuzu alalım masamıza. Burada 5 su bardağı undan 2 yemek kaşığı arttı arkadaşlar. Onu açıklama bölümünde yazarım. Şimdi hamurumuzu eşit 4 parçaya ayıralım. Hamurların üzerini kapatıp şöyle yumaklarım hamur düğme bakmayın arkadaşlar. Burada 15 dakika bekleteceğim. Yumaklarım şöyle kabarmaya başladı bile. Hiç bekletmeden direkt yumak tuttum. 15 dakika beklettim. Mayası gelmeden de yumaklarımı tuttum arkadaşlar. Bakın. Hemen kabardı bile. Şöyle kenara alalım. İlk hamurumuzdan açmaya başlayalım. Bunu acayip güzel ekmiyoruz. Böyle çörek tarzında. Kabarması çok güzel. Elimizin altında bak hamur nasıl patlıyor arkadaşlar. Hamuru güzel yoğurursam kulak memesi yumuşaklığında İnanın bak çöreğimiz olsun, poğaçamız olsun. Sonuç çok güzel. Onun için diyorum arkadaşlar yoğururken sıkılmayın hemen. Biraz fazla yoğurum. Yufka ekmek gibi bak mayalı hamurumuz gayet güzel. Açıyor başarılı bir şekilde. Kenarlarına basalım. Kenarlarımız incelsin. Ortası zaten hamurumuzu açtıkça inceliyor. Şöyle ellerimiz hep kenarda dursun. Büyüklüğü gayet güzel. İlk açtığımız hamurumuzu şöyle hemen masamıza alalım.
İkinci hamurumuz aynı büyüklükte. Hamur yumuşak olduğu için unu çok yiyor arkadaşlar. O yüzden yapışmaması için bu unla açalım. İki hamurumuzu aynı boyutta açtık. Şöyle tereyağımızı şuradan hemen alıp tavamızın biraz sıcak yere koydum. Güzelce ara katlarımıza sürelim arkadaşlar. Kenarlarına falan iyi sürün ki kat aralarımız tane tane dursun, yapışmasın birbirine. Şöyle değme yerleri varsa da her tarafı yağlansın. İlk açtığımız hamurumuzun üzerine ikinci hamurumuzu da şöyle getirelim. Elimizi de düzeltelim hemen. Şöyle. Hemen arka ön yaptık. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Ezan da okunuyor arkadaşlar bu arada. Yine tekrardan ikinci hamurumuzun üzerine şöyle yağlayalım. Şöyle iki tane hamurumuz serpten sonra arkadaşlar peynirimiz var. Kahvaltılık beyaz peynir. Peynirimizi, hamurumuzu her tarafa gelecek şekilde serpiştirelim. İri olanları da şöyle elimizle ufalayalım. Geri kalan peynirimizi de öbür iki tane hamurumuza yapacağım. Şöyle yarısını buna koydum. Buna çökelek de çok güzel olur arkadaşlar. Çökelek de kullanabilirsiniz. Kıyma, iç harcını, patates, neyi severseniz artık. Biz genelde, bizim de peynir çok gittiği için peyniri kullanıyorum. Hamurumuzun kenarlarını şöyle çekiştikten sonra yarısını şöyle getirip katladım. Şu köşeleri çekiştirin arkadaşlar. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için bakın nasıl esniyor. Tekrardan şu katımızı şöyle yağ sürelim. Burayı da bunun üzerine kapattık. Hamurumuzu nereye çekiştirirseniz oraya gidiyor. Esnek bir yumuşak bir hamur. Bunu da yine şöyle yarısına kadar getirdik. Burada yağ olduğu için sürmeyeceğim. Bu yağ şeyimiz hamurumuzu buraya kapattık. İlk yapmış olduğumuz ekmeğimizi şöyle kenara alalım arkadaşlar. Aynı işlemi. Şimdi bu hamurlarımızı açalım. Şöyle kenarlarını toparlayayım peynirlerimi.
Şimdi ilk yaptığımız hamurumuz gibi bunu da iki tane hamurumuzu açıp üst üste koyduk. Aralıklarına yağımızı sürdük. İlk yaptığımız hamurumuzu getirip bunun ortasına şöyle koyalım arkadaşlar. Bunu da biraz esnetelim. Şu şekilde zaten büyütecek. Bunun üzerine hemen şöyle hafiften bir yağımızı sürelim. Kataralarımız dediğim gibi yapışmasın. Şimdi tekrar hamurumuzu öbürünü yaptığımız gibi kenarlarını kendimize çekiştirelim şöyle. Bakın arkadaşlar nasıl esniyor. Yine ilk yaptığımız gibi kataralarımıza yağımızı sürelim. Şimdi öbür tarafı çekiştirelim. Aynı şekilde bu tarafa. Bakın arkadaşlar nasıl güzel esniyor. İstediğin kadar çekilebilirsin şöyle. Hamurumuzun üstünde açalım bunları. Tekrar da şu katımızda bir yağlayalım. Geri kalan yağımızla peynirlerimizi israf etmeyelim. Masamız zaten temiz. Yağımız da tam yeterli geldi. Hamurumuzu burada ucundan çekerek köşesine kadar getirdik. Şuralarda elinizle tekrardan çekiştirelim. Şimdi bu katımızı şöyle arkadaşlar bakın kaç kat oldu. Elimizde büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Havasını alarak şöyle patlatmadan. Şöyle fırın tepsimi getirdim. Hemen hamurumuzu fırın tepsimize aldık. Efendim Ilgaz. Tamam geliyorum. Şimdi açabildiğimiz kadar açalım. İnceltelim arkadaşlar. Bu zaten şimdi kat kat kabaracak pişirken. Çöreğimi şimdi tepsi büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Üzerini kapatıp şöyle bir 5 dakika mayası gelmesi için bekleteceğim. Ondan sonra yağımızı sürüp fırınımıza yollayacağım. Hemen şöyle çöreğimizin üstünü açtık. Burada bir adet yumurtamız, bir çay kaşığı da sütümüzü ilave ettik. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Çöreğimizi her tarafa gelecek şekilde sürelim. Fırınımız 190 derecede arkadaşlar. Şu an ısındı. Hiç bekletmeden direkt fırınımıza göndereceğim. Hemen şöyle susamımızı da atalım üzerine. Bol susamlı olsun. Biz susamı çok seviyor. Çörek otunu atınca Ramazan yemiyor da bunu iyi atınca yiyor arkadaşlar. Hemen şöyle fırınımıza gönderelim. Maşallah çöreğimizin kabarıklığına bakın arkadaşlar. Kap kap çok güzel oldu. Şöyle altına hafiften bakın. Altta güzel kızarmış.
Çöreğim şöyle pişti. Çok güzel kabardı arkadaşlar. Hemen üzerini kapatıp yumuşaması için bir 10 dakika bekledim. Ondan sonra servis tabağımıza alacağım. Çöreğimizi bir 10 dakika beklettik. Gayet yumuşak ve kat ağır belli oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle iri dilimlerde dilimleyelim. Acayip mis kokusu gibi tereyağı kokusu geliyor. Bir de bu taraftan keselim. Hemen çöreğimizi şöyle bir tanesini alıp kat aralarımızı gösterelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Hiç hamur olmadı. İçinde peynirlerimiz, her katımız ayrı bir güzel. Daha hamurumuz sıcak. Eğer biraz daha soğursa şu kat araları kendiliğinden açılacak. Her kat aramız yağ sürdüğümüz için çok güzel bir şekilde pişti. Pamuk gibi yumuşacık durum şeklinde yapın yiyin arkadaşlar. Şöyle. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.